Hani böyle bir ses eğitimi, şan eğitimi. Detone miymiş, sürtöne miymiş? Bakacağız. Burçin'im reklam mı? Deniz, bir reklama gitmeden sen toparla. Ekrem İmamoğlu'dan toparlayalım, sonra devam ederiz. Vallahi 3. Yani Ekrem İmamoğlu konusunda bence daha sonra uzun uzun konuşalım. Çünkü Murat Kurum böyle ayrı bir parantez açılması gereken bir figüre dönüştü hayatımızda. Gerçekten yani gafları, işte komik şeyleri falan, değişik bir siyasi figür oldu. Yani kötü bir sesi var ama cesareti var. Bizim halkımızın en önemli özelliklerinden biri yani bu özgüven. Hadsizlik. Hani bir konuda uzmanlığı olmadığı halde o konuda uzmanmış gibi hareket eder. İşte ne bileyim, işte sesi kötü, kulağı yok ama adam şarkı söylemeye çalışıyor. Ritim duygusu yok, sahneye çıkıp oyun oynamaya çalışıyor falan. Siyasi altyapısı yok ama siyaset yapıyor ve işte Gazze, bize oy verenler Gazze'yi destekleyecek ama karşı tarafta da bilmem ülkenin şeyine, birliğine 31 Mart'ta biz kazanırsak Gazze'yi de desteklemiş olacaksınız diyor. Gazze sevinecek. Hayır, daha fena, daha fena. Yani Sisi mi Binali mi sözünün Gazze mi ülkeyi bölmek isteyenler mi noktasına getirdi. Ya bu artık, bunlara gerçekten benim tahammülüm kalmadı yani. Çok çok kirli bir dil bu yani. Çok, ben bugünkü yazımda biraz hani Şeref abinin çok sevdiği o şeylerden, yani kurum, yani biliyorsunuz bacalarda biriken kurum var ya, siyah. Yani bu dil öyle siyah bir dil yani. Kurum bağlamış bir dil. Kapkara bir dil. Kurum gibi bir dil yani. Murat Kurum'un kullandığı bu dil. Yani biz olursak Gazze'ye yardım gider, onlar olursa ülkeyi bölenler kazanır falan dili. Simsiyah, kapkara, böyle kurum gibi bir dil ve soyadıyla da örtüşen bir dil yani. Bundan derhal vazgeçmeleri lazım. Ben artık gerçekten öfkeleniyorum. Mehmet Şimşek meselesine de bir iki kelime söyleyeyim. Ya ben inanmıyorum kendisine. Keşke söylediklerin hepsi gerçek çıksa. En büyük temennim budur. Yani gerçekten hani bunları başarırlar, bir daha iktidara gelirler falan gibi bir endişem yok. Benim endişem ekonominin daha kötüye gitmesi. Onun için eğer dedikleri olacaksa inşallah olur. Bunu diliyorum yani. Bu Mehmet Şimşek'in o, şu olacak, bu olacak dedikleri şeylerin olmasını diliyorum. Çünkü ülke batıyor yani. Sürekli uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyoruz. İnşallah dediği gibi olur da hani dururuz bir yerde ve oradan kurtulmaya başlarız. Kurtuluruz. Benim böyle bir temennim var ama Mehmet Şimşek bana güven vermiyor. Mehmet Şimşek güvenilir bir siyasetçi, güvenilir bir ekonomist değil. Kusura bakmasınlar. Başkaları öyle görüyor olabilir ama ben öyle görmüyorum. Mecbur kaldığında hepsini yapacaktır. Bakın, motorlu taşıtlar vergisi de koyacaktır. Ha, yapabilir de benden biraz zor alır. Yani o AK Partili siyasetçi gibi terbiyesiz bir adam olsam nasıl alacağını onun üslubuyla söylerdim. Ama değilim, benden zor alır diyorum. Bir daha motorlu taşıtlar vergisi falan koyarsa götürürüm arabamı Maliye Bakanlığı'nın önünde yakarım. Yine o parayı ödemem. İddialı konuşuyorum. Zaten yeter artık yani, %20'ye çıkarmışsın KDV'yi. Daha nereye çıkaracaksın ya? Daha nereye çıkaracaksın? %20 KDV ödenir mi yani? ÖTV, bir de ÖTV'li fiyatın üstünden KDV hesaplıyorsun. Evet. Bir tek yani affedersiniz donumuz kaldı ya almadıkları. Hani bunun bir hiciv olduğunu varsayarak dinleyin. Yani gerçekten daha ne alacaksınız ya? %20 KDV alıyorsun. %50'ye yakın, %100'e yakın ÖTV alıyorsun. Motorlu taşıtlar vergisi gündemimizde değil. Olsun, varsın olsun, ödemeyeceğim. Bir daha ödemeyeceğim. Bir daha ekstra bir motorlu taşıtlar vergisi çıksın bu ülkede. İddia ediyorum yani. Çıkarır arabamı yakarım, yine o vergiyi ödemem. Biz de koyun falan değiliz yani. Biz de emeğimizin karşılığını götürüp böyle sizin beceriksizliklerinizi kapatmak için kullanmak zorunda da değiliz. Beceremiyorsanız gidin kardeşim. Ekonomiyi düzeltemiyorsanız gidin, belki başkaları gelir de düzeltir. Yani nedir ya? 100 liraya kahve içer olduk. 60-70 liraya patlıcan alınır mı ya? 70 liraya. Fiyatlar, evet, uçtu gitti. Yani
Bunu, bu hala çıkmış beyefendi orada. Tabii tuzu kuru, tuzu kuru. Devletin imkanları altında makam arabası, sekreterler, asistanlar, uçak biletleri, VIP servisler, şunlar bunlar. Evet. Her şey bizim vergilerimizle yapıyor. Tuzu kuru. Neyse reklama gitti. İkinci yarıda devam edelim. Çok kısa bir ara. Aylık. İşte hayat. Yıllık gibi. Hayat buradan yürüyor işte. Evet. Dar gelirli buradan. Ramazan evet. Ramazan kutsal zamlar bunlar işte. Daha gelmedi bile. Yani. Et başta, sebzesi vs. Ayrıca Mart'ta daha dramatik. Sevgili oldu. Deniz, daha teravisini kılmadan zammını kıldık ya. Evet. Evet. Daha teravisini kılmadan zammı geldi ya. Gıda da rekor vallahi aylık artış diyebilirsiniz. Dün, yani rekora yakın %16'yı da görmüştük. Ankara'nın ulus semti var böyle hala eski Ankara yani böyle işte sokakta satıcılar şunlar bunlar böyle çıkrıkçılar yokuşu işte falan oralarda dolaştım dün ya orada bile fiyatlar şey yani el yakıyor hani orada bile evet şeye baktığınızda bizim gibi orta direkt için orası biraz böyle hani ucuz gelir ya evet orada bile insan fiyatları görünce ürperiyor yani inanılmaz bir şey var ya insan yani o kötü hurmaların fiyatlarını bir görseydiniz yani büyük ihtimalle seçilmiş ve en kötüleri alınmış yani ucuza alınmış satıcı tarafından ona rağmen onlar bile acayip bir rakamlar ateş bağırsın, yani böyle, değil mi? İnanamıyorum çünkü diyor ki işte ya bu gariban Ramazan'da iftarını hurmayla açacak. Mutlaka alacak. Ben diyor en ucuzunu da seç. Yani tadına tuzuna bakmadan da yani hurma olsun ki hani. Oruç açayım. Vatandaş öyle bir şey kafasında öyle bir sevap şeyi geliştirmiş. Yani hurmayla açsam iyidir falan diye. Onun bile sömürüldüğünü görüyorsun yani. Belki gitsen Suudi Arabistan'da. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde belki onları kuşlara falan atıyorlardır. Yani o kadar kötü görünümde onlara bile dünyanın fiyatını çekmişler. Yani memleket vallahi zor durumda ya. Ya nasıl ikna edebilirim bilmiyorum da yani bu iktidar mensupları ya çok iyi rol yapıyorlar ya da başka bir alemde yaşıyorlar. Yani onların alım güçleri çok yüksek. Ne bileyim ya da her şey hediye geliyor ya da ne bileyim yani para harcamıyorlar herhalde. Farkında değiller. Yani Cumhurbaşkanı ara sıra yani geçen bir şey dedi ben dedim ki insafa geldi Sayın Cumhurbaşkanı. 10 bin lirayla geçim zor. Hani anlıyoruz emeklilerimizi falan dedi. Sonra büyüme rakamı açıklandı. Büyüme rakamı açıklandıktan sonra bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Allah Allah dedim ya bir gün içinde nasıl böyle değiştik? Daha dün 10 bin lira alan emeklinin derdini anlıyordunuz. Bugün büyüdük, şu kadar büyüdük, dünyada en çok biz büyüdük, ekonomimiz şahlandı falan konuşması yaptı. Ya sizin ekonomimiz şahlanıyor olabilir de bizimki öyle değil. Gerçekten değil yani. Bu gıda fiyatına nasıl olsun? Ya gerçekten diyorum bak bu sana gönderdiğim... 3 kilo nereden aldın o patlıcanı? Kilosu 72 liraya geliyor. İşte Ankara'da yaygın bir market yani. Bizim Durmuş akrabaları ziyarete gelmiş. Onlara yemek yapmak istemiş. Gitmiş 3 kilo patlıcan almış. Yani kalabalık bir şey misafir grubu ancak doyar diye. Ya düşünebiliyor musun? Servet veriyor yani 216 lira sadece patlıcan. Bir de onu karnıyarık falan yaptığını düşün. Ya da imam bayıldı vesaire içine kıyma koyacaksın. Ya de, şimdi bir izleyicimiz İzmir'den atmış. Diyor ki sarımsak kaç lira biliyor musunuz diyor pazarda. 350 lira sarımsağın doğru. Kilosu. Ona bir de sarımsak koyacaksınız, soğan koyacaksınız. Biber. Yağ koyacaksınız. Kıyma. 150 lira. İşte düşün o nereye gidecek kıyma yani. Kıymasız yapın bak, ya. Bir tamam. Akrabalar da birbirlerini bu kadar sık ziyaret etmesin kardeşim. Maliyeti yüksek oluyor işte. Bir de kahvaltısı var onun. Eyvah. Ya da çaya falan razı olsunlar yani. Ne diyeyim ben? Çay, yani, simit. Gerçekten böyle. Simite zam olmadı. Bakmayın. Seçime kadar zam yok. Simit yiyin. Seçime deniz. Kadar doyasıya simit. Simit ikram edin doyasıya. Evet. Stoklayın vallahi simitleri o konuda midede. Da şeyim. Şimdi
Siz Sözcü Gazetesi'nin, Deniz bir dakika, sabah. Sözcü Gazetesi'nin içli simiti. Köftesini gördünüz mü? Boş baklavayı görmüştük ya da içinde içli, bezelye olan. İçsiz köfte mi o? Bu içsiz köfte sadece harcı. Köfte. Evet. Hiçli köfte olmuş, hiçli. İçli köfte. Hiçli, hiçlik. Ha, valla bu fiyatlar da hiçli, köfte, hiçli değil, hicranlı köfte. Hayır, o şöyle oluyor. Bizde vatandaş da hiçli köfte yiyen hisli vatandaş. Hisli evet. Yani, var, evet. Öyle bir hiç his şeyimiz var. Peki. Ya gerçekten dün iki simit aldım. Yani böyle para üstünü bakmadan aldım, cebime koydum. Ne bileyim, sürekli de alışveriş yaptığımız şey mahallemizdeki işte simitçi. Sonra eve geldim, o parayı çıkardım, 50 lira uzatmıştım, 15 lira vermiş. 35 lira almış 35. Benden iki tane simit için. 17,5 lira tanesi. Dönüp soracaktım dedim ki ya. Ya dedi, dönüp soracaktım dedim ki ya boş ver şimdi hani hem kasadaki çocuğu utandırmayayım dedim hem şey ama gerçekten içime oturdu ya 35 lira iki tane simit olur mu ya bu nasıl bir ülke nasıl ne hale geldik onun için diyorum Mehmet Yılmaz'ın temennileri keşke gerçek Şimşek. Keşke bu ülkenin ekonomisi düzelse benim en büyük temennim bu hiç yani başarısız olsunlar da gitsinler falan demiyorum çünkü başarılı olmaları ve bizim ekonomimizin düzelmesi benim için daha önemli. Yani biz sonuçta hancıyız, siyasetçiler, yolcu. Mehmet Şimşek gelir, Tayyip Erdoğan gelir, o gider, bu gider. Ama bizim yani ekonomimiz düzelsin ki çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakalım. Onun için temennim onun dediklerinin gerçekleşmesi. Ama Mehmet Şimşek bana güven vermiyor. Gerçekten vermiyor. Pragmatist bir adam Mehmet Şimşek. Yıllardır takip ediyorum. Önce AK Parti'yi eleştirdi sağda solda bunlarla işim olmaz dedi bilmem ne o. Sonra geldi şimdi o da gördü yani fiyat istikrarı yok demek memlekette ne demek ya da Cevdet Akçay'ın bütün linkler kopmuş şeyi ne demek. Bir kere cesur bir adam olsa Mehmet Şimşek çıkar der ki kendisinden öncekilerin yaptığı yanlışları bir bir anlatır. Evet. Tayyip Erdoğan'ın evet. NAS direnişinin. O büyük faiz indiriminin Türkiye'ye maliyetini açık evet. açık anlatır. Biz de biliriz. Ama bunu yapamayan birine ben güvenmem. Yani çıkıp da evet kardeşim Cumhurbaşkanımızın faiz haramdır. Bu da bir nastır, zorunluluktur faizi sıfırlamak, düşürmek. Bu politikası bize buna mal oldu diyemez. O cesareti gösteremez. Bu cesareti gösteremeyen birine de ben gerçek anlamda İyi bir ekonomisttir diyemem ve çok da güvenmem. Onun için güven duymuyorum. Yani işte bu ayın enflasyon beklentisi bu muydu? Kendileri 65 için. 65-7 idi. 67 geldi. Beklentinin üzerindeydi. Değil mi? Yani ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Şeyin fiyat artışları yapıldığında asgari ücret, emekli zammı vesaire yapıldığında esnafın ya da işte marketlerin ya da üreticilerin fiyatlara nasıl zam yapacağını öngörmemişlerdi. Buyurun. Beni öldüren neyse bu arada de ay. Yoktur din iman. Detone bu ses. Beni öldüren uyan. Magosa türküsü. Evet. Japon karaoke barlarından bile daha ileri söyleniyor. Yedi bıçak of. Yarasına dayanmaz oldu. Alkış. Uyan Ali. Susun. Şarkı da çok güzel. Tamam yeter arkadaşlar. Uyan yeter. Fazlasın. Ya bize arkadaşlar. De acıyın yani. Bu ne zulüm kardeşim yeter. Acıyın. Ne olur sen gülüyor. Tamam bu dedik öldürmeyin. Hamza daha geliyor. Hamza daha geliyor. Hamza daha mı geliyor? Yapraklarını. Buna ne yapıyorlar? Zedemler çakıcı Yardımdan boyu Çarkı anlaşılmıyor. Hayır. Konaklar Niye illetiyorlar bunları ya? Bu da tamam. İstiklal Marşı'na geçelim. Evet. Bir anda sesini kesmek şey oldu. Evet iyi oldu. Teşekkür ediyoruz. Yani bizim de
Reciye teşekkür ederim. Bizim de bir sağ olun. Bir hatırlatma bu. Bu binali değil mi? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimindir. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Şimdi geliyor Turgut Altınok. Turgut Altınok mu şimdi? Evet. Tamam dönün ya, Turgut Altınok. Binali Bey'in şarkısını da koysalardı. Geliyor. Bastığın yerleri toprak deyip geçme. Tanı. Tanı atanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlu şehitsin. Alsan da dünyaları. Verme bu cennet vatanı. Modifiye edilmiş. Modifiye. Evet. Çağdaş bir yorum getirmiş. Evet ama tabii Deniz'in dediği doğru yani İstiklal Marşı'nı söylüyorsanız orada doğru söyleyeceksiniz. Hepimiz biliyoruz. Yani öğrendik. 10 kıta ezbere biliyoruz. Evet 10 kıta ezbere biliyoruz. Bizim nesil 10 kıta öğretildi. Şimdi buradan, yani buradan bu işin renkli kısmı, bu işin renkli kısmı yani gülüp eğlendiğimiz tarafı ama öbür tarafta da şöyle bir cümle kurdu Murat Kurum. 31 Mart'ta bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birliğine, beraberliğine kastedenler var. Bir daha söylüyorum. Bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birliğine, beraberliğine kastedenler var. Ya gerçekten bundan daha kirli, bundan daha kara bir dil olamaz. Daha önce de biliyorsunuz Sisi mi, Binali mi dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Daha geçen ay gitti Sisi'nin ayağına. Bir daha beni onunla hayatta kimse görüştüremez demişti. Açık açık yani. Bir daha onunla görüşmem. Mursi'nin herhalde kemikleri ters dönmüştür mezarında. Mursi'nin katili dedikleri Sisi ile gidip ayağında görüştüler. Mısır'a gittiler, görüştüler. Geçen seçimlerde 2019'da Sisi mi, Binali mi demişlerdi. Şimdi de bakın, Gazze'ye yardım edenler ve ülkeyi bölmek isteyenler. Ya gerçekten bir sürü şey geliyor aklıma da söylemek istemiyorum burada. Bu kadar olmaz, bu kadar çirkinleşmez siyaset. Ha, Gazze'ye yardım etmekten bahsediyorlar ya. Gidin bakın bakalım 7 Ekim'den bu yana İsrail'de ihracat ve ithalat rakamlarını. Orada da şöyle bir eleştiri vardı. İsrail'e ihracat %20 arttı diye ciddi bir eleştiri vardı hafta sonu. Hem de hangi sektörler biliyor musunuz? Savaşta kullanacağın elektronik, demir, çelik, bilmem benzin yani İsrail'in ordusunun ihtiyaçlarının önemli bir kısmı buradan karşılanıyor. Bir gidin bakın hangi gemiler götürüyor. İsrail'e şey götüren gemilerin sahiplerine bir bakın Allah aşkına. Kaç tanesi CHP'li, kaç tanesi AK Partili. Gidin bir bakın Allah aşkına. Gazze'ye yardım ediyormuş beyefendiler. Gazze'ye yardım için mücadele ediyorlarmış. Hangi mücadelenizi yani gördük? Gidemediniz Refah sınır kapısına gidemediniz ya. İmamoğlu da öyle dedi. Yani, Gazze'ye yeterli yardım edemediğini söylüyor bir anlamda dedi. Koskoca devlet dururken yerel seçimler. Tabii aslında bu bir itiraftır. Evet öyle dedi o. Bu bir itiraftır. Yani İstanbul Büyükşehir Ankara'da hükümet dururken Gazze'ye yardım etmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi midir? Yani. Gazze'ye Türk milleti gönlünden ne koparsa verir. Neden kampanya yapılmıyor mesela? Neden yapılamıyor? Çünkü ulaştırılamıyor. İsrail ordusunun uyguladığı ambargo aşılamıyor. Bak nasıl gitti yardımlar, açlık oyunları gibi. Amerika'nın yardımlarına bakın. Evet, helik şeylerden. Evet. İnsanlar oradan paraşütlerle Gazze sahiline. Aynen çok zor yani. İndirmişler. O yüzden Amerika gidemiyor. Doğru. İstediği zaman ulaştırılıyor yani oraya. Yani Amerika ulaştırabiliyor. Bir Ürdün yaptı, bir de Amerika yaptı. Evet. Biz yapabildik mi? Bir Ürdün yaptı, bir Amerika yaptı onu. Biz yapabildik mi?
Murat Kurum'un şey yaptığı, bir de kendileri dışında herkes hain, kendileri dışında herkes bölücü, onların dışında herkes terör sevici. Ya ayıp ya, ayıp. Gerçekten bu dile, bu kirli dile, bu siyah dile, kurum gibi siyah dile son verin artık ya. Bu halkın yarısını böyle terör seviciymiş, bilmem bölücüymüş, şuymuş, buymuş gibi etiketlemeyi bırakın artık ya. Ayıptır, günahtır ya. Yani hadi İmamoğlu'na tamam şey yapıyorsun, hedef alıyorsun da ona oy veren milyonları da hedef alıyorsun. Farkında değil misin ya? Bir tarafta Gazze'ye yardım için mücadele edenler, öteki tarafta kapalı kapılar ardında ülkeyi satanlar. Bak bak bak. Yani bazen şey diyesim geliyor ama ya bırak bunları git dans et diyesim geliyor ama ya da şarkı söyle falan diyesim geliyor ama o daha büyük bir zulüm yani. Gördük ki o şarkı söylemeleri daha büyük bir zulüm halka. Onu da diyemiyoruz. Git inşaat yap. Vallahi git inşaat yap. Rant dağıt. Kupon arazi peşinde koş. Yani bildiğiniz için yapın kardeşim ya. Orada da TOKİ mağdurları Murat Kurum'u protesto etti. Ama Murat Kurum şey, bir Kanal İstanbul mağdurları var, bir de TOKİ mağdurları var. Çok karşılarına çıkıyor bu mağduriyet konusu. Orada protestoyu nerede? Alkış zannetti, destek zannetti. Öyle de bir durum oldu. İsimler orada, kalabalık bir düğün, takılar, eğlenceler, danslar. Yani ölenle ölemiyormuş demek. Tamam, bir yıl ölen kimseyi yargılamıyorum da evet. Bu kadar gösterişe ne gerek var ya? Sessiz sakin evlenin. Evet. 6 Şubat'ta deprem felaketi. Belki hanımefendi istemiştir Ebru ya. Yani şey yapmamak lazım. Belki hanımefendi istemiştir. Yani onun belki ilk evliliğidir ve yani gelinlik giymek istemiştir. Böyle şatafatlı bir düğün yapmak istemiştir. Orada bence sorun o değil de bu yani... Düşünün biraz önce çöplerden şey yapan insanları konuştuk. İşte artan sebze meyveleri toplayan insanlardan bahsettik. Fiyatlardan bahsettik. İşte sabahları dolarla, borsayla, euroyla, kurlarla birlikte altın fiyatlarını veriyorsun. Ve diyorsun ki altının gramı 2090 lira oldu falan. Ama yani yaklaşık 1-2 kilo altını böyle gözümüzün içine sokuyorlar falan. O kötü yani. AK Parti il başkanının o görgüsüzlüğü kötü bir şey yani. İşte görgüsüz hani bu kadar şeye ne gerek var diyorum. Şurada burada aşiret, yani şu fotoğrafı kastediyorum. Yani tamam zenginsin kardeşim, iyi de niye gözümüze sokuyorsun ki yani? Ötekileri ben tartışmam, aşkın vicdanı olmaz yani. Adam belki aşık olmuştur, bilmem ne yapmıştır. Eski eşini çabuk unutmuştur, kaybettiklerini çabuk unutmuştur. Anlaşılır o yani. Onu kimse sorgulayamaz. Ama yani bu görgüsüzlüğünün, bu zenginlik pornografisi diyorum ben artık buna. Yani bir çeşit zenginlik pornografisi. Böyle zenginliklerini insanların gözünün içine sokanların ne niyeti olabilir ki? Amacı ne olabilir yani? Evlendiniz sessiz sedasız gitseydiniz yani, insanlara bu kadar her yerde paylaşım zulmetmeye var, gerek yok yani. Yani bir de ben hep söylüyorum ya burada, bunu tekrar söyleyeyim. AK Parti artık zenginlerin partisi. Yani halkımızın anlamadığı şey bu. AK Parti yoksulluğu yöneten zenginlerin partisi. Biraz önce bir okuyucumuz mesaj atmış. Bizim ilçe diyor işte 23 bin nüfuslu diyor. 2300 aile sosyal yardımla geçiniyor diyor. Yani 3 kişi olsa yaklaşık 8-9 bin kişi, o 23 binin 3'te biri sosyal yardımla geçiniyor. Bu ne demek? İşte öyle bir iktidar modeli düşünün ki, öyle bir yönetim modeli düşünün ki, bir tarafta yoksul bir kesim yaratıyorsunuz, onları sosyal yardımla vesaire bir bağımlılık şeyi kuruyorsunuz, onlara yoksulluğun kaderleri olduğunu kabul ettiriyorsunuz, ikna ediyorsunuz. Bir tarafta da siz ve etrafınızdaki yandaş tayfa şatafat içinde yaşıyor, lüks içinde yaşıyor. Bu onun göstergesidir. Bence sosyolojik bir boyutu var. Yani buradaki kişisel tercihler, ilişkiler, vefa bilmem ne falan ötesinde.
asıl ortaya koyduğu şey işin sosyolojik boyutudur. AK Parti artık zenginlerin partisidir. AK Parti il başkanı gariban bir adam olamaz. İşte eşinin boynuna, kollarına bir iki kilo altın takacak kadar zengin bir adamdır. Ve güçlüler, acılar. Evet, yani AK Parti il başkanının zengin bir insan olduğunu da emin olduk. Emin olun, 81 ilde de AK Parti'nin il başkanlarına gidin bakın. O yörenin, o bulundukları illerin falan zengin ailelerindendir. AK Partili olmak artık böyle bir şey yani. Gidin mesela, daha önce de burada aktardım, ben özellikle yapıyorum. Plakası AK olan, yani bütün şehirlerde plakasında harf kısmı A, Ankara, Kastamonu. AK olanların hiç kötü araba görmedim ben. Hep böyle pahalı pahalı şey özellikle seçiyorlar çünkü. Ya benim işte bir 2003 yılında aldığım arabanın plakası AK'tı. Adam arabanın 17 bin liralık arabaya 5 bin lira fazladan ödeme yapmayı teklif etti ki plakasından dolayı. Düşünebiliyor musunuz? Yani plakasını almak için 5 bin lira fazladan verdi ben sattığımda arabayı. Yani bu iş artık böyle, kabul etmek lazım. Halkımızın da bunu görmesi lazım, anlaması lazım. Zengin, yoksullardan oy alan zengin partisidir AK Parti. Sosyolojik olarak, siyasal olarak böyle tarif ediyorum ben. Şu anda AK'la beraber TC 2 plaka çok modaymış ve çok pahalıymış. İzleyeceğimiz o kadar hızlı ki yazıyorlar yani. TC vallahi. Biraz daha şey ama, TC biraz protesto şeyi. Biliyorsun kamu kurumlarından TC, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmalarını kaldırdılar. Geçmişten kalan bir şey ama çok rağbet görüyormuş. Onu protesto eden... Evet işte onu protesto eden Türkiye Cumhuriyeti ifadesini kaldırmayın diyenler TC plakasına daha çok meylediyor. Yani biraz farklı bir grup TC'yi tercih edenler.